günde 3'ten fazla ve sulu karakterde sıvı gayet yapıyorsak biz buna ishal diyoruz. İshalin nedeni yediğimiz besinlerde bulunan mikroorganizmaların bağırsak sistemine geçmesinden kaynaklı enfeksiyonlardır. Viral, bakteriyel, parazitik enfeksiyonlar ishale sebebiyet verebilir. İshal aslında vücudumuzun bir nevi savunma mekanizması. Bizim ishali durdurmak gibi bir çabamız yoktur. Amacımız ishalin oluşturacağı yoksunlukları yerine koymaktır. Bol sıvı alınması, vücudumuzda eksilen elektrolitlerin yerine konulması ishalden kaynaklanabilecek sıkıntıları azaltacaktır. İshal olduğumuz takdirde mümkün olduğunca bağırsak muhteviyatını arttıracak yiyecekler yememiz gerekiyor. Genellikle ishalin olma sebebi kalın bağırsakta emilmesi gereken sıvının emilmemesidir. Bizim patates püresi, pirinç lapası, halk tarafından uygulanan kuru kahveye limon sıkılıp içilmesi, bunların hepsi bağırsak içeriğindeki muhteviyatı arttırıp sıvı emilimini arttırma amacı güder. Bu ishal miktarını azaltır, yağlı, kızartmalı, baharatlı besinlerden uzak durmamız gerekir. Aslında her ishal olduğumuzda doktora gitmiyoruz. Çoğu ishal kendiliğinden bir iki gün içerisinde geçiyorsa doktora gitmenin bir anlamı yoktur. Yediğimiz bir besinden, aldığımız bir enfeksiyondan kaynaklı bir durumdur. Eğer ishal yaklaşık bir 3-4 gün sürüyorsa ve günlük miktarı çok fazlaysa, çıkan gaytada kanlı muhteviyat görürsek bu tür durumlarda uzmanın desteğini almakta fayda var. Bu tür durumlarda hastanelerde dahiliye uzmanı, enfeksiyon uzmanları ya da ilgili branş hekimleri büyük abdest incelemesi ve kan tahlilleriyle tanı koymaktadırlar.